Hayırlı Rençper piyasalardan herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Şimdi Euro-Dolar paritesine bakıyorum da şu an 1.18'lere doğru hareketine başladı. Bu önemli çünkü bizim daha önce bahsetmeye çalıştığımız Euro-Dolar paritesi ile ilgili paritenin biraz daha bu bölgede tutunması halinde, bakın burada şöyle bir yorumumuz vardı. Halil Reşfer Twitter hesabımızdan paylaştık biraz önce. Euro dolar paritesi 1.17.80 üzerinde aylık kapanış yapması halinde 1.20.80 ve ikinci adımda 1.24.80'e yükselebilir. Şimdi nereden çıktı bu diyecek olursanız. Daha önce de yapmış olduğumuz çalışmalarımızda özellikle özel tablomuzdan yola çıkarak bakın arkadaşlar bu yıl Euro dolar paritesi 1.0350'den itibaren bizim beklediğimiz 1.1230 ve 1.1230 üzerinde 1.1550'ye giden bir hareket gördük ki 1.12'ler bir kenara bırakın. 1.10'ların üzerine çıkıp çıkmayacağı konuşulduğu bir dönemde 1.15'lerden bahsetmiştik. Ve biz bu noktada bu sürecin olabileceğine yönelik sık sık da paylaşımlarımız oldu. Ve dolar TL'de de biz izleyenler bilecekler 3.90 3.80 bölge 3.85 bölgesinden de tabloya bakarsanız 3.60'ların altına 3.50'lere doğru bir geri çekilme ihtimalinden bahsetmiştik. Bu doların TL karşısında zayıflaması anlamında bir işaret demiştik yıl başında. Bunların hepsi gerçekleşti. Dolar 3.44 altını bile gördü. 3.40'ın altını bile gördü. Ve sonrasında dedik ki yine 3.72 3.80'lere 3.80'lere doğru giden bir dolar hareketi olabilir. Bu da gerçekleşti. Bir bahaneyle de olsa. Şimdi çok özel bir çalışma yaptık arkadaşlar. Bu çalışmayı hiçbir yerde bulamazsınız. Bunu da net olarak söyleyebilirim. Hemen tabloda paylaşmak istiyorum. Bakın. Sol tarafta Polonya zlotisi. Ortada Güney Afrika zar. Sağ tarafta Brezilya reali. TL'yi de karşılaştıracağım. TL'de arka planda göreceksiniz. Şimdi Brezilya'da ne demiştik? Brezilya'da başkanlık yani hep çok enteresan bir şey var burada. Konu hep siyasi politik gelişmelerle doların yerel para birimleri üzerinde etkisi olduğunu bize gösteriyor. Adeta küresel paranın ne yapmak istediğini biz burada görüyoruz. Şimdi benim burada özellikle bahsetmek istediğim nokta şu arkadaşlar. Bakın Polonya'da 2016 yılında yine politik bir gerginliğin getirdiği mali politik bir oylamada çıkan sıkıntı sebebiyle zloty bir günde neredeyse %8 değer kaybediyor arkadaşlar. Bu sol taraftaki grafikte gördüğünüz gibi. Ve sonrasında bakın bizim meşhur 200 günlük ortalamamız var. Hepsini de turuncu olarak aldım. Bu ortalama bu hareket olduktan sonra geri çekilmeler, zaman zaman tepkiler ama ortalama 25 gün sonunda bu ortalamanın altına gelip yükselişe başladığı noktaya geldiğini görüyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde birkaç gündür paylaşıyoruz. Ne oldu? Brezilya'da başkanlık sistemiyle ilgili, başkanla ilgili bir yolsuzluk ve bununla ilgili bir gelişme sonunda o gün Brezilya reali dolar karşısında %10 değer kaybetti. Ama sonrasında ne oldu? Bu hareket zaman zaman düşüşler, yükselişler. Bakın. Zloty'de de aynı şekilde düşüşler, yükselişler. Hatta şunu şöyle bir çizerek yaparsak çok daha güzel olacak. Bakın bir günde yükseliş, geri çekilme, tepkiler, zaman zaman düzeltme ve düşüş. Nereye kadar? Başladığı yere kadar. Hemen Brezilya reeline gelelim. Yine politik bir gelişme. Brezilya reeli bir günde %10 değer kaybediyor, düşüyor, yükseliyor, sonra düşüşe geçiyor. Nereye kadar? Yükselişe başladığı seviyeye kadar. Ve çok önemli bizim meşhur 200 günlük ortalamamızın altında gördüğünüz gibi. Aynı şekilde burada da Brezilya'da bunu görüyoruz. Bakın Güney Afrika'da da aynı şekilde bir yolsuzlukla ilgili bir sıkıntı oluşmuştu. Ne zaman olmuştu? Bu 2017 Nisan aylarında. Bakın yine aynı meşhur ortalama ve aynı hareket. Neredeyse burada zar dolar karşısında %13 değer kaybetti. Zloty karşısında dolar %8 değer kazanıyor. Brezilya reali karşısında %10. Zar karşısında
hemen bakıyoruz, bakın %13 değer kaybediyor. Dolar değer kazanıyor, özür dilerim. Ve şunu hemen yine burada aynı şekilde bir gösterelim. Çok sert yükseliş politik gelişmelerden dolayı tepkiler, ama sonra bakın yükseldiği yere kadar tekrar geliyor. Hepsinde ortak hareket şu: çok sert yükseliş, çok sert yükseliş, sonrasında yükselişin başladığı seviyelere kadar geri çekilme. Peki TL'nin durumu nedir? Evet, TL'nin durumu da hemen hemen aynı arkadaşlar. Biz tabii ki 3.40'dan itibaren bir yükseliş ihtimalinde, 3.50'lerden itibaren başlatıyorduk, ama bu bölgenin bir tuzak olduğunu sık sık dile getirdik. Ve gördüğünüz gibi tuzak olduktan sonraki bu hareket. Ama tuzak olduktan sonra ilk etapta %7, sonrasında %12'lik bir yükselişten bahsetmiştik. Bu yükseliş ne kadar oldu arkadaşlar? Bakın %11.96. Yani nokta çarpı. Ya vize bahaneydi açıkçası. Ve şu an nasıl bir durumda? Bakın tepeyi yaptı, geri çekildi tepkiler. Buradan itibaren bir geri çekilme. Belki biraz daha devam edecek bu. Ama sonrasında başladığımız yer biraz uzak olabilir. Ama 3, bakın şu ortalamaya doğru ilk etapta hepsinde bu ortalamaya bir geri çekiliyor, görüyorsunuz. Bu ortalamaya çekiliyor. Zaman zaman dokunup tepki veriyor. Yaklaşıyor, tepki veriyor. Sanki biraz biz biraz daha şeye benziyoruz. İlk hamlede Polonya'ya benziyoruz. Pardon, ilk hamlede Güney Afrika randa benziyoruz. Sonraki gelişmede, ilk düşüşte Zloty'ye benziyoruz. Daha ilerleyen süreçte, neredeyse 40 günde bu düşüş gerçekleşiyor. Yükselişe başladığı yere gerçekleşiyor. Biz de eğer 40 günlük bir süreçten bahsedecek olursak 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 20 desek, yani 3 hafta içinde benim kanaatim Amerika Türkiye'ye uyguladığı vizeden ya vazgeçecek ya da çok daha olumlu bir tablo ortaya çıkacak. Bunu göreceğiz. Kanaatim bundan sonra dolar TL'nin dolar karşısında değerlenme isteği giderek artacak gibi gözüküyor. Bunu da bir kenara not olarak yazalım. Biz tabii ki bu noktada diğer çalışmalarımızı da yapıyoruz. Altın fiyatları çok ciddi bir ralliye başlayabilir. Euro dolar paritesi. Bahsetmiş olduğumuz o 1.1780 üzerinde kapanışlarla birlikte tekrar 1.20'ler ve üzerini deneyebilir. Enteresan bir takım gelişmeler gördük. Bunları sık sık paylaşmaya çalışacağız. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Şunu da söylemek istiyorum. Videomuzun sağ üst köşesinde arkadaşlar gerek Halil Reçber danışmanlık sayfasından internet bilgileri, internet eğitimleri, kurslarımız ve diğer detaylı bilgileri öğrenmek adına ziyaret edebileceğiniz bir link var. Bu linke tıklayabilirsiniz ya da Halil Reçber eğitim danışmanlığı www.reçbereğitimvedanışmanlık.com sayfamızı ziyaret ederek tüm detaylı bilgileri alabilirsiniz. Biz olabildiğince sizlerle bilgilerimizi paylaşmaya devam ediyoruz, devam edeceğiz. Şimdilik herkese bol kazançlar, görüşmek dileğiyle.